Herkese merhabalar. Bugünkü dersimizde bir pusula yapacağız. Bunun için gerekli malzemeler: 1 adet kap, içine su koyuyoruz. Bir mıknatısa ihtiyacımız olacak. Eğer evinizde buzdolabı magneti varsa böyle küçük bir mıknatıs da yeterli olacaktır. Bir tane toplu iğne ihtiyacımız olacak. Bir de şöyle 2 adet pipet, 1 santim uzunluğunda 2 tane pipet parçası kesip hazır ediyoruz. Şimdi ilk olarak pusulamızı oluşturabilmek için mıknatısı ve toplu iğneyi alıp şöyle hızlıca sürtünme kuvvetinden yararlanarak şu şekilde ileri geri hareketle toplu iğnemizi mıknatıs haline getiriyoruz. Biraz şunu da yapayım, daha hızlı olsun. Bu şekilde yaptıktan sonra şimdi mıknatıstan etkilenmesin diye mıknatısları uzaklaştırıyoruz. Şimdi suyun üzerinde yüzebilmesi için bunlara pipet takacağım. Şu şekilde toplu iğneme pipetimi takıyorum. Bir tane de ucuna takalım. Dengeli şekilde dursun. Şimdi toplu iğneyi suya bıraktığımız zaman toplu iğnenin yönü bize kuzeyi gösterecek. Bakalım olacak mı? Hemen tekrar hareket ettireyim. Bakalım. Bakın sürekli burada sabitleniyor. Demek ki bu taraf kuzey, uç kısmı ise güneyi gösteriyor demektir. Bunun doğru olup olmadığını kontrol etmek için hemen pusulamızı alıyoruz. Pusulamızı koyduk. Bakın kuzey yönlü pusulada yine bu tarafa bakıyor. Toplu iğnenin başının gösterdiği yön kuzey. Gördüğünüz gibi. Tekrar hareket ettiriyorum. Birazcık şöyle yeniden koyalım. Tam ters istikamete koyayım. Bakın değişen hiçbir şey olmadı. Yine kuzeyi gösterecek şekilde toplu iğnem dönüş yaptı. Burada da kuzeyi görüyorsunuz pusulamızın üzerinde. Diğer pusulayı da alayım hemen. Bakalım. Evet, bu şekilde basit bir pusula yapabilirsiniz sizler de. Bunu bir test edin. Bir şekilde müdahale etmedim. Kendisi yine toplu iğnemizin başı kuzeyi gösteriyor. Ucu ise güneyi gösteriyor. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.